Sevgili bayanlar ve baylar, bugün yine birisi bir tarif diledi. Yine günlerden bir şey dile. Ve bu sefer birlikte büyük bir projeye başladığımız için her hafta bize gelen birisini tanıtacağım sizlere. Bu pipet ve bardağıyla Zara'nın sesiydi. Şimdi onu size kısaca göstereceğim çünkü Case bir pasta, tarif ya da herhangi bir şey dileyebilirsin. Sadece ne istediğini söyle, dedim. Ve kamera karşısına çıkacağını bilmiyor, bu yüzden fısıldıyorum. O arkada oturuyor, gelin bir saniye benimle. Selam Case. Selam. Tutayım mı? Evet. Peki sen ne yapıyorsun? Bilgisayarın başında oturuyorum öyle, daha yeni geldim. Ne yapıyoruz? Biz ikimiz mi ne yapıyoruz? Evet, anlatsana. Anlatabilir miyim ki? Evet, gel anlatalım. Çıkar ağzındaki baklayı. Biz şöyle diyelim. Senin öykün, daha doğrusu nereden geldiğinin ve her şeyin nasıl oluştuğunun öyküsü üzerine çalışıyoruz. Ve tam olarak ne çıkacağını sonra göreceksiniz. Tamam, bugün benden bir şey dileyebilirsin. Tamam. Bir tarif dile ve ben de hazırlayayım mutfakta. Tamam. Her şey olabilir Her mi? Her şey olabilir. Tamam. Ne kadar sürecek bir şey olsun? Fark etmez. Harry Potter pastası olmasa iyi olur. Tamam. Lütfen Harry Potter pastası Ben Los Angeles'ta yaşarken... Evet. Cheesecake Factory'ye gitmeyi çok severdim. Evet. Ve orada bir pasta vardı. Adı Red Velvet Cheesecake. Tamam. O pasta gerçekten çok çok iyiydi. Peki epey tatlı ve yoğun muydu ya da? Bayağı kremalı ve peynirliydi. Tamam. Yani bayağı tatlıydı. Evet, kekten ziyade pastaydı. Tamam, o zaman Case için bir Red Velvet Cheesecake yapıyorum. Yani bir cheesecake. Şimdi bunu gerçekten oradaki gibi yapabilirsen, bu gerçekten olay olur. Tamam. Şimdi bir bakayım. Google'da kesin Cheesecake Factory'nin Red Velvet Cheesecake fotoğraflarını bulurum bence. Sonra fotoğraflara bakarım. Aralarında benim tarifim yok elbet ama kendim bir tarif oluştururum. Tamam. 4 saat sonra geri geleceğim. Sen dinlen o sırada. Tamam. Öyle yapayım. Merhabalar, Selin'in dünyasına hoş geldiniz. Duyduğunuz gibi bugün Cheesecake Factory'deki gibi bir Red Velvet Cheesecake'imiz var programda. Açıkçası oradaki Red Velvet Cheesecake'i henüz denemedim ama bir keresinde limonlu merengue cheesecake yemiştim orada. Eminim Red Velvet en az onun kadar lezzetlidir. İlk yemek kitabımda bir Red Velvet kek yapmıştım. Red Velvet bir çikolatalı kekten türemiş. Şöyle ki, çikolatalı kekin içine kakao ve sirke koymuşlar. Ve kakao ile sirke tepkimeye girince bu kırmızı renk oluşuyor. Tabii artık içine kırmızı gıda boyası da ekleniyor. Çünkü kırmızı tonunun daha da canlı olması isteniyor. Ama onun dışında da şimdi Red Velvet Cheesecake'imizin temeli olacak. Kadife kıvamlı güzel bir kek olacaktır. Heyecanla bekliyorum. Şimdi ilk olarak Red Velvet kekimizi pişireceğim. Bunun için 200 gram tereyağı, 200 gram şekerimiz, bir tutam tuz, biraz vanilya özütü, 4 adet yumurta, oda sıcaklığında 200 gram un, 40 gram kakao, 2 çay kaşığı kabartma tozu, çeyrek çay kaşığı karbonat. 250 gram tam yağlı süt, bu da oda sıcaklığında olacak. 50 gram sıvı yağ, ben ayçiçek yağı kullanıyorum. 1 yemek kaşığı sirke ve kırmızı gıda boyası. Evet, bu kadar. Önemli olan tüm malzemelerin oda sıcaklığında olması. Fırını 170 derecede alt üst ayarda önden ısıtmıştım. Keki 24 santim çapında yapacağım. Aslında bu normal bir kek gibi, mozaik kek hamuru gibi. Önce yumuşamış tereyağını koyalım kasemize. Sonra şekeri ilave edeceğim. Bir tutam tuz ve biraz vanilya özütü. Tat vermesi için vanilya da çok önemli. Ve sonra karışımımız iyice kremamsı bir kıvam alana kadar yaklaşık 5-10 dakika boyunca karıştırılacak. Ben de bu esnada kuru malzemelerimi eleğime doldurabilirim. Sonra bunları da eleyip ekleyeceğim çünkü. Vaktim varken karıştırabilirim.
Karışımımız kremamsı beyaz olduğunda her yumurtayı tek tek ekleyip yaklaşık yarım dakika karıştırın. Eğer çok acele ederseniz hamurunuz topak topak olabilir. Başınıza daha önce gelmiştir ve malzemelerin oda sıcaklığında olması ve çok soğuk olmaması çok önemli. Ve şimdi tüm kalan malzemeleri ekliyorum, makineyi de kapatıyorum. Dediğim gibi topaklanmaması için kuru malzemeleri elemek gerekiyor. Ve sonra hepsini hızlıca karıştırmak kalacak geriye. Bunu da bilmelisiniz. Hamura unu eklediğinizde tüm malzemelerin karışması ve kekin sonra yapış yapış olmaması için biraz karıştırın. Şimdi düşük hızda karıştırıyoruz ve sonra yavaş yavaş gıda boyasını katacağım. Ben yıllardır Decochino markalı gıda boyasını kullanıyorum. Adı eskiden Decobug, Decochino falandı. Ve gıda boyasının içerisinde azo boyası yok. Bu içerisinde kanserojen maddelerin olmadığı anlamına geliyor. Azo boyası içeren ürünlerde bunun belirtilmesi gerekiyor. Süpermarketlerde, gıda satan yerlerde artık satışı yasak. Bu yüzden bu boyalar güvenli. Kıpkırmızı gözükmesi gerekmiyor çünkü zaten hamur böyle çiğken renk kendini çok göstermiyor. Ama birazdan piştiğinde daha iyi olacak. Sonra hamuru buraya dökebilirim ve gördüğünüz gibi kıvamı sıvı yağlı klasik bir hamurdaki gibi çok cıvık değil. Bu yüzden hamurumu pasta çemberine pişirme kağıdı koymadan direkt çembere doldurabilirim. Hamur daha cıvık olsaydı eğer çembere bir kağıt koyardım ama bence böyle iyi. Yani pandispanya hamurunda ya da tereyağlı hamurlarda gerekli değil. Sonra güzelce dağıtalım. Ve kenarları orta kısma göre biraz daha yüksek olmalı. Böylece daha eşit bir şekilde kabarabilir. Şimdi kekimiz fırına girip güzelce pişecek. Bu sırada ben de cheesecake'le yani cheesecake'in dolgusuyla uğraşabilirim. Cheesecake'in dolgusu için New York cheesecake tarifimi biraz değiştirip ondan esinlendim. Onun dolgusu da çok güzel, böyle krema gibi. Tadı da onun kadar güzel. Bunun için 350 gram krem peynir, 100 gram pudra şekeri, 10 gram nişasta, vanilya özütü, 3 yumurta, 200 gram ekşi krema gerekiyor. Sonrası çok kolay. Tüm malzemeleri kremamsı bir kıvam alana kadar karıştırmalısınız. Köpük köpük olmamalı. Yani mikserle en yüksek ayarda çırpmayın. Sadece kremamsı olana dek çırpma teliyle kısaca karıştırın. Çünkü kabarmasını, puf puf olmasını istemiyoruz. Evet, şimdi tüm malzemeler karışana kadar karıştırıyoruz. Küçük bir hata yaptım. Önce krem peynirle pudra şekerini çırpmanız daha iyi olur. Çünkü krem peyniri diğer sıvı malzemelerle direkt karıştırırsanız topak topak olur. Evet. Ama... Şimdi çırpma teliyle düzeltmeye çalışacağım. Olmazsa blender'ı kullanırım. Yani dediğim gibi önce krem peyniri ve pudra şekerini karıştırın. Evet bakın, küçük topaklanmaları görüyor musunuz? Böyle olmamalı tabii ki. Dolgumuz çok güzel kremamsı oldu. Şimdi tekrar bir pasta çemberi alıyorum. Yine 24 santim. Aynı boyutta olmasının bir sakıncası yok. Ama bunun altına pişirme kağıdı koyacağım. Çünkü bunun kıvamı gerçekten cıvık. Bunu iki parça halinde pişireceğim. Yani hamuru yarıya bölün. Kalıptaki ölçü yazısından ne kadar döktüğüme bakabilirim. Temiz bir kalıp kullanabilir ya da hamuru tartarak da yapabilirsiniz. Nasılsa
Kremanın miktarını biliyorsunuz. Biraz daha. Evet. Dediğim gibi iki kere de pişireceğiz. Burada böylece kalmasında sakınca yok. Kabartma tozu yok nasılsa. İçinde hava kalmaması için tezgaha vuralım. Fırında 130 derecede pişireceğiz, 170 değil. Çünkü üzerinin kızarmasını istemiyoruz. Sadece içi pişsin yeter. Sonra ikinci keki pişireceğim. Sıcak hava ayarında da pişirebilirdik. Öyle yaparsanız ikisini aynı anda pişirebilirsiniz. Ben de öyle yapacağım. Hızlıca ikinciyi de hazırlayalım. Sonra sıcak hava ayarında. Kararımı değiştirdim. Cheesecake'i 22 santimlik çapla yapacağım. Cheesecake dolgusunun biraz daha kalın olması, kekin kendisinden biraz daha küçük olması ve taşmaması için çapı birazcık daralttım. Burada otururken, pardon, dururken ve konuşurken, özellikle de Murat arka planda koltukta oturup sesli videolar izlerken çekim yapmak çok zor oluyor. Ses yapanın selam vermesi şart. Şimdi fırına koyalım. Hı-hı. Evet, aynı anda pişmiş olacaklar. 120 derecede sıcak hava ayarında. Bakın, cheesecake'imiz kızarmadan pişti ve soğudu. İyice soğuması için buzdolabına koyacağım. Bu donana kadar, kek de soğuyana kadar ben de pastanın kremasını hazırlayabilirim. Yani bir vanilyalı krema frosting. Krema frosting için 300 gram yumuşak tereyağı, 180 gram pudra şekeri, biraz vanilya özütü, 300 gram krem peynir ve 250 gram kuark kullanacağım. Söylemeliyim ki aslında ben krem peynirli krema yaptığımda her malzemeyi aynı ölçüde koyuyorum. Yani tereyağı, pudra şeker ve krem peynirin miktarları aynı. Yani 300 gram tereyağım olsaydı 300 gram krem peyniri ve aynı ölçüde 300 gram pudra şekeri gerekirdi. Ama bu Amerikan pastaları bana genellikle fazla tatlı geliyor. Bu yüzden biraz daha Alman usulü yapıyorum. Çünkü Almanlar genelde daha az şeker tercih ediyor ve çok fazla tatlı yemiyorlar. O yüzden biraz pudra şekeri çıkarıp kuark ekledim. Biz bu olayı biraz daha light hale getiriyoruz. Çünkü bence 300 gram tereyağı ve 300 gram krem peynir kesinlikle yeterli ama tipik Amerikan tariflerine göre ben başka tariflere de bir göz attım ve bu tarif için 400 gram pudra şekeri yazmışlar. İnanılmaz. Ve onlara göre kremanın tereyağı ve pudra şekeriyle yapılması. Sanırım light versiyonu tereyağı, pudra şekeri ve krem peynir oluyor. Evet, tereyağı, pudra şekeri ve vanilya özütünü kremamsı bir kıvam alana kadar güzelce karıştırıyoruz. Dediğim gibi malzemelerin oda sıcaklığında olmasına özen gösterin. Kısaca bir düşündüm, sıçramaması için koruma kullanmalı mıyım? Cevap evetti. Bak, cevap doğru. Cevap hay Allah. Şimdi tereyağı, pudra şekeri karışımımızı yaklaşık 5-10 dakika boyunca kremamsı beyaz bir kıvam alana kadar güzelce karıştırıyorum. Ve sonra yemek kaşığıyla yavaş yavaş krem peyniri ve kuarka ekliyorum. Krema şimdi gerçekten çok güzel bir kıvam aldı ama şu an birazcık sıcak. Üzerini kapatıp buzdolabına koyacağım. Krema biraz soğuduktan sonra pastamızı hazırlayabiliriz. Red Velvet tabanımız güzelce soğudu. Cheesecake'lerimiz dondu ve kremamız da gayet soğuk. Her şey mükemmel. Kek birazcık dağılıyor ama bu önemli değil. Dokusu böyle kadifemsi olduğu için ve puf puf olmadığı için... Ne diyordum ben buna? Süngerimsi doku, yani sünger kek gibi değil. Gerçekten, evet, kremamsı. Kadifemsi bir kek oldu. Hızlıca yarıya bölüyorum. Tamam. Üsttekini alıyorum. Evet.
Arada bir kopya çekmem gerekiyor. Çünkü şurada Cheesecake Factory'den bir fotoğrafım var. Ve tabii orijinali gibi olsun istiyorum. Şimdi bir sıkma poşeti alıyorum. Bende şu an 12 milimetrelik bir duy var. Öncesinde ucunu kesmeyi unutmayalım. Evet, biraz daha. Sonra katlayıp sıkma poşeti tutacağına koyuyoruz. Böylece altından hiçbir şey düşmez. Krema gerçekten de Cheesecake Factory'deki gibi gözüküyor. Dokusu çok çok güzel. Tamam. Taban, krema, cheesecake, krema, taban. Neredeyse hiç görünmüyor. Yani tabana biraz krema sıkıyoruz. Yani şöyle ince bir tabaka. Belki bunu naked cake yaparım. Yani etrafını kaplamam. O yüzden birazdan nasıl göründüğüne bakacağım. Bakalım nasıl gelişecek. Tabanlardan birini çıkarabilirim. Evet, bunlar henüz tam olarak donmadı. Ama bir şekilde halledeceğim. Aman tanrım. Dağılmadan tek parça halinde çıkarabilmeniz için donmuş olması lazım. Ya da benim gibi... riske girersiniz. Evet. Tamam, dürüst olmak gerekirse tam donmadığı için çok da güzel olmadı. Dediğim gibi iyice dondurun. Bu birazcık yapış yapış oldu. Çünkü bu cheesecake'in kıvamı oldukça kremamsı ve bu yüzden soğuk olsa dahi üzerine koyamazsınız. Tabaka halinde donmuş olması gerekiyor. Ama ikinciyi tekrar dondurucuya koydum. Bu sırada bunu bitireyim. Üzerine tekrar krema sıkıyorum. Altında daha ince bir tabaka ve sonra üzerine de daha kalın bir krema tabakası. Ama şimdi cheesecake'in donmasını bekleyeceğim. Sonra üzerine güzelce koyabileyim diye. Pastayı da bu esnada buzdolabında tutacağım. Burada gerçekten her dakika önemli. Tamam, bu teknik çok da iyi değilmiş. Tabanım düşündüğüm kadar donuk değilmiş henüz. Bunu halledeceğim. Doğal bir durum. Arada bir fail görmek de normal. Daha önce olmayan bir şey olmuş muydu hiç? Oraya kurabiyeleri. Şşş, eski defterleri karıştırma şimdi. Ay, hemen çevireyim. Case çok büyük hayal kırıklığına uğrayacak. Üzgünüm. Hay Allah'ım, şu şey donana kadar bekleyemedim işte. Biliyor musunuz, sabahın 8'inden beri buradayız. Açım ve saat öğlen 2 oldu ve bu sürede gerçekten çok şey yaptık. Anne, güzel olacak. Yeter ki tadı güzel olsun. Bu bana yeter. Evet, doğru. Ayrıca... biraz krema alabilir miyim? Olmaz aşkım. Gerçekten ihtiyacım var ona. Çünkü sanırım ucu ucuna yetecek. Ama artarsa veririm sana. Bana bir çelik hamur kartı verebilir misin? Evet. Tamam. Naked cheesecake yapmayacağım. Az önce Yoş'la kararlaştırdık.
bununla fiyuu diye etrafından geçecek. Aslında naked cake yapmak istiyordum. Naked cake ne? Çıplak bir kek. Evet, çıplak pişmiyor tabii. Sadece çıplak görünüyor. Yani böyle bıraksam naked cake olur. Düzgünce yapıldığında güzel görünüyor. Bir şey diyeyim mi? Görüntüsü istediğiniz gibi olmasa da sorun değil. Sadece nasıl saklayacağınızı bilmeniz gerekiyor. Evet, şimdi pastayı buzdolabına koyacağım. Sonunda öğle yemeğimizi yiyebileceğiz. Ve sonra size bu pastayı güzelce nasıl süsleyeceğinizi göstereceğim. Bu sanırım şeydi. Şey, ne deniyordu? Sen bilirsin. Evet, ne deniyordu? Yapım aşamasında denebilir mi? En az şık görünen pasta. Evet. Krema da buzdolabındaydı. Pasta da dolaptaydı. Şimdi mükemmel bir şekilde sürülebilir. İçinin yine de hayal ettiğim kadar güzel görüneceğini umuyorum. Yani umarım. Evet, eminim tadı da güzel olacak. Dediğim gibi hazırlık aşaması bugün biraz tökezledi. Ah, sorun değil. Sonra dışını bir hamur kartıyla düzeltiyoruz. Ve etrafını da. Bunu Cheesecake Factory'nin pastasında da gördüm. Yani aslında bunu seli usulü de yapabilirim ama görsel olarak da orijinaline benzesin istiyorum. Birazdan dışına beyaz çikolata rendesi de eklemek istiyorum. Bunlar dışına gelecek. Evet, son tur. Çevir, çevir. Atlı karınca. Tamamdır. Sonra... Gerçekten hiçbir şey artmasın diye... Tekrardan üzerine ekleyelim. Ve üzerini de hafif mermer gibi yapacağım. Sonra üzeri önce biraz dalgalı olacak. Sonra birazcık sertleşmesi için pasta kısa bir süre daha buzdolabında bekleyecek. Ve ben de bu sırada beyaz kuvertürden çikolata ruloları yapabilirim. Kuvertürü de şimdi buzdolabına koydum. Öyle daha kolay oluyor çünkü. Beyaz çikolata rulolarını elimdeki meyve soyacağıyla yapıyorum. Beyaz kuvertürü alın ve böyle hafifçe üzerinden geçin. Ve dediğim gibi öncesinde kısaca dondurun ya da güzelce soğuması için buzdolabına koyun. Çikolatanın elimde erimemesi için folyosunu da genelde üzerinde bırakıyorum. Bakın şimdi en iyisi bu güzel ruloları bir hamur kartıyla kaldırın. Çünkü elinizle alırsanız hem ezilirler hem de erirler. Ve şimdi çok dikkatli bir şekilde aşağıdan yukarı doğru yapıştıralım. Bana hep vişneli kara orman pastasını hatırlatıyor. Zaten önce naked cake olsun istemiştim. Şimdi yarı çıplak oldu derler buna. Gerçekten öyle. Bikini cake. Evet, bu bikini cake. Az önce öyle bir noktaya geldim ki, tamam, cheesecake en sonunda lollipop cake, Cheesecake Factory'den Red Velvet Cheesecake lollipopları olacak dedim. Ama şimdi evet, hoşuma gitti diyebilirim. Diğer tarafa da aldık mı? Evet. Tamam. Bence güzel görünüyor. Bu az önceki pasta mı? Hı. Dediğim gibi her şeyin mükemmel olması gerekmiyor. Sadece mükemmel bir şekilde saklayabilmek gerekiyor. Çok iyi değil mi? Üzerinde desen çok iyi görünüyor. Hı. Bence şimdi pastamı Case'e tattırmalıyım ve o da... Bana Cheesecake Factory'deki gibi olmuş mu söyler. Merak ettim. Ve biraz da heyecanlıyım. Birkaç talihsizlikten sonra yine de hedefe ulaştım. İtiraf vakti. Hı hı. Heyecanlandım. 2 saat önce bu noktaya varabileceğimi düşünmezdim. Olmuş mu? Hı hı.
Kısa bir süre lollipop kek yapmayı düşündüm. Ama çok çok iyi görünüyor. Bence önemli olan, yani benim düşüncem... Evet. Fazla soğuk yememek lazım. Evet. Ve itiraf etmeliyim ki şimdi böyle görünüyor. Aa, evet, aynısı olmuş. Öyle mi? Evet, kesinlikle. Özellikle şu katmanlar. Dik evet. mi koyayım, yatırayım Nasıl mı? Nasıl istersen. Aa, neyse, dikey koyayım. Okey. Zaten fotoğrafa göre birebir çalıştım. Gerçekten inanılmaz görünüyor. Sadece Amerika'dakine göre daha az tatlı yaptığımı düşünüyorum. Evet. Çünkü onlar Muhtemelen. Çok şeker kullanıyorlar. Bu mesela porsiyon olarak onların bir diliminin üçte biri büyüklüğünde. Evet. Ben hatırlıyorum, o zamanlar Cheesecake Factory'ye gittiğimizde iki pastaya 18 dolar vermiştim. Hmm. Yani iki bütün değil, iki dilim pastaya. Ama biz tabii 5 ya da 6 kişi yedik. Bu çok iyi. Hadi Aman ya. Allah'ım. Bu tıpkı oradaki gibi. Kendimi Los Angeles'taymış gibi hissettim. Evet, Los Angeles'a hoş geldin. Bu cidden çok çok iyi. Evet. Şöyle bir özlü söz söyleyecektim. Sonra dedim ki, Seli yapma. Bunu kesinlikle denemelisin, çok lezzetli. Öyle mi? Hı-hı. Çok iyi. Cheesecake dolgusu, yani cheesecake kreması, bayağı kremamsı değil mi? Hı-hı. Oh, süper. Ama oradaki kesinlikle daha soğuk. Evet. Yani genel olarak daha sert. Ama bence evet. böyle yemesi çok daha rahat. Evet, değil mi? Hı-hı. Evet, yani ben bunu çok uzun bir süre buzdolabında tutmadım açıkçası. Ama bence yarına kadar buzdolabında kalırsa... Gerçi ben çok soğuk sevmiyorum. Ama bence böyle mükemmel. Tıpkı geçen seferki gibi. Neydi o? Fıstık ezmesi mi? Aa, fıstık ezme Aynen. cheesecake. Onda bence sıcaklığı da daha iyiydi. Fazla soğuk evet. olmasındansa... Evet. Yani çok iyi. Şu an çok mutluyum. Hı-hı. Dediğim gibi cheesecake dolgusunu hazırlarken bilemedim. Daha önce hiç yapmamıştım sonuçta. Bunu böyle komple dondurabilir miyiz bilmiyorum. Bilemedim. Siz deneyebilirsiniz. Olmazsa benim tekniğimi kullanırsınız. Ellerinizde yaparsınız. Öyle de olur. Evet, istek tarifin için çok teşekkürler. Pasta için ben teşekkür ederim. Çok çok Ve lezzetli. Ve biz de şimdi bir bardak kahve alıp yazmaya devam ederiz. Evet. Tarifimi blogumda bulabilirsiniz. Hoşça kalın. İstek tarifleriniz olursa yorumlara yazabilirsiniz. İzleyicilerimin istek tariflerini yapıyorum. Ve videoda da kimin isteği olduğunu söylüyorum. Yoş, senin de istek hakkın var da. Evet, her gün şöyle diyor. Ay şekerleme, ay kızartma. Evet, bilmiyoruz. Sürpriz Aslında olsun. Aslında bir fikrim daha vardı. Öyle mi? Evet. Woohoo, tamam, heyecanla bekliyorum. Hoşça kalın. Tamam. Normalde şimdi çıkıyoruz hep. Niye Peki. bilmiyoruz ama hep mutfaktan Peki. çıkıyoruz. Alışkanlık haline geldi. Ne tamam. bileyim. Ve sonra ben de burada böyle durup Yoş'un kamerayı kapatmasını bekliyorum. Hadi temizlik zamanı. Biz niye hep kadrajdan çıkıyoruz? Bilmem. Güzel soru. Alışkanlık haline geldi. Evet. Aman tanrım Seyli, bu çok lezzetliydi. Gerçekten mi? Dürüst olabilirsin. Ciddiyim. Öyle mi? Bu acayip lezzetli. Ve oradaki orijinali gibi tatlı. Oo, çok iyi. Ama fazla tatlı değil Hayır. değil mi? Hayır. Her şey ben de mükemmel. Bir dilimi hak ettim artık.